5 dakika adaletten herkese merhaba. Cezaevleri Türkiye'nin eskiden bu yana kanayan yarası. 96 ölüm orucu döneminde yaşananlar, 2000 ölüm orucu eylemlerinden sonra F tipi cezaevlerinin açılması ve cezaevlerinin açılması için yapılan hayata dönüş operasyonu hala bugüne kadar uzanan hak ihlallerinin kaynağı. Hayata dönüş operasyonu ile ilgili davalar hala sürüyor. Gerçi bunlara dava demek de çok mümkün değil. Çünkü hiçbir asli sorumlu yargılanmıyor. Cezaevleri yine gündemin odağında. Başta Maraş'taki Türkoğlu cezaevi, Adana F tipi cezaevi ve Elazığ F tipi cezaevine son dönemde çok sayıda mahkum nakli gerçekleştirildi. Bu mahkum nakillerinden sonra ise aralıksız işkence iddiaları gündeme gelmeye başladı. Elazığ'da bir mahkumun kulak zarının dayak sonucu patladığı, bunun üzerine hesabının sorulması için soruşturma açılması için açlık grevine başladığı biliniyor. Açlık grevi eyleminin 20. günündü. Yine Adana'da ve Türkoğlu cezaevinde koğuşların sistematik olarak basıldığı, mahkumların darp edildiği iddiaları var. Bununla ilgili meclise verilen soru önergeleri var ancak bugüne kadar yanıt verilmiş değil. Bugüne kadar etkili bir soruşturma da yürütülebilmiş değil. Gerçi bakanlığın ne yanıt vereceğini tahmin etmek çok güç değil. Önemli olan etkili bir soruşturmanın yürütülmesi. Bir başka başlık yine Cumhuriyet Gazetesi'nin eski çalışanları ile ilgili. Cumhuriyet Gazetesi'nin 6 eski çalışanı hala cezaevinde. 5 yılın altında ceza alan bu gazeteciler ve çalışanlar aslında yasadaki gariplik nedeniyle cezaevine tekrar konuldular. Çünkü yasa diyor ki 5 yılın altında ceza almışsan dosyan Yargıtay'a gitmez. Aynı davada yargılanan 5 yılın üstünde ceza alanların dosyası ise Yargıtay tarafından görüşülür. Öyle de oldu. İstinaf Mahkemesi'nin Cumhuriyet davasında cezaları onamasının ardından 5 yılın altında ceza alanlar tekrar cezaları onandığı için cezaevine konuldular. 5 yılın üstünde alanların dosyaları daha ağır ceza almış olmalarına rağmen Yargıtay'a gitti ve cezaevine konulmadılar. Yargıtay Başsavcılığı bu gazeteciler için fazla ceza aldıkları, yanlış maddeden yargılandıkları, yeniden yargılama gerektiği kararı verdi ve dosyayı Yargıtay Nöbetçi Dairesi'ne gönderdi. Yargı reform paketinde bu gariplik düzeltilecekti ancak paket bir türlü gündeme gelmedi, yeni yasama yılına bırakıldı. Yargıtay Nöbetçi Dairesi de bir ayı aşkın zaman geçmesine rağmen dosyayı alıp görüşmüş değil. Yargıtay Nöbetçi Dairesi'nin tebliğnameye uyması, başsavcılığın görüşüne uyması durumunda davada verilen kararlar bozulacak, gazeteciler yeniden yargılanmaya başlayacak. Ancak bu 6 gazeteci hala neden cezaevinde, böyle bir hukuki durum varken neden hala cezaevinde tutuluyorlar anlamak mümkün değil. Hala bir tahliye kararı da verilmedi. Ancak yeniden yargılama olursa bu cezaevinde geçirdikleri, boşa boşa geçirdikleri sürenin hesabını kim verecek, o da meçhul. Bir başka başlık çevreyle ilgili. Kaz Dağları'ndan Güneydoğu'daki dağlara kadar birçok yerde madencilik, orman yangını, talan edilen araziler tartışılıyor. Gezi'den bu yana olduğu gibi iktidar ve iktidar taraftarları bu protestoları, bu yangınlarla ilgili, bu madencilik faaliyetleri, bu altın arama faaliyetleriyle ilgili protestoların tamamını gene bir oyun oynanıyor, muhakkak bir şey çıkartılmak isteniyor, bu iktidara karşı bir oyun gibi sunmaya çalışıyorlar. Oysa ki çok basit. İnsanlar doğa katliamına karşı çıkıyorlar. Ağaçların kesilmesini istemiyorlar. Bu faaliyetler yürütülecekse evrensel standartlara uygun, doğa tahribatı yapmadan yeraltı kaynaklarının doğru kullanımıyla değerlendirilmesi taraftarılar. Bunlar tartışmaya açılabilir, hepsi tartışılabilir. Neden mesela Kaz Dağları'nda Kanadalı bir şirkete hiç değmeyecek, hiç zaten karşılığı olmayan rakamlara bu izinlerin verildiği şeffaf biçimde tartışma konusu yapılabilir. Ancak hiçbiri yapılmıyor çünkü çok kolay diğerini yapmak. Gene bir oyun var. İnsanlar da kandırılmaya çalışılıyor. İnsanlar kandırılmaya çalışılmıyor. İnsanlar doğa tahribatından, yangınlardan sonra buraların imara açılmasından, durmaksızın, bitmeksizin bütün doğal güzelliklerin bir biçimde ihaleye çıkartılmasından rahatsızlar. 5 dakika adaletten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta hak ihlallerini konuşmadığımız, hak ihlallerinin hesabının verildiğini konuştuğumuz bir ülkeden bahsetmek dileğiyle herkese iyi hafta sonları diliyorum.